Ekranda gördüğünüz bu arkadaş yakar top oynamak istiyor. Ama ne yazık ki oyun sırasında yakar top onun başını yakacak. Çünkü top gelecek, gelecek ve tam alnının çatısına çarpıp sekecek. Bu sizin de başınıza gelmiş olabilir. Sanırım benim başıma da geldi. Sanırım diyorum çünkü son yakar top oynayışımdan bu yana epey zaman geçti. Ve bu hadise arkadaşlarınız için talihsiz bir kaza olsa da bilimsel açıdan bakarsak impuls, momentum, kuvvet ve zaman arasındaki ilişkiyi irdelemek için aslında müthiş bir fırsat. Hadi o zaman başlayalım. Ekrana bir takım sayılar serpiştirelim. Mesela topun kütlesini bilmemiz gerekecek. Bu 0,2 kilogramlık bir top olsun. Başka hangi değerler lazım? Mesela top saniyede yaklaşık 10 metre ile geliyor diyelim. Hızı 0,02 saniye ve saniyede 5 metrelik bir hızla da geri seksin. Yani geldiği hızdan biraz daha düşük bir hızla sekiyor. 10 metre bölü saniye ile geliyor, 5 ile sekiyor. Ve diyelim ki süre yani tam buradayken top arkadaşın suratıyla temas halindeyken geçen süre başka bir deyişle topun surata çarpıp sıkışmasını ve sonra genleşerek Geri sekmesini kapsayan temas süresi 0,2 saniye olsun. Yani 20 milisaniye. Şimdi bu bilgilere dayanarak birçok farklı soru sorabiliriz. İşte onlardan biri. Arkadaşın topa uyguladığı impuls yani itme ne kadardır? Impulsun tanımından yola çıkalım. Impulsu yani itmeyi büyük I harfiyle gösteriyoruz. Aslında büyük I bu impalsın veya itmenin İ'sinden geliyor. Birçok dilde büyük i, büyük I şeklinde yazıldığı için kafa karıştırmamak adına biz de bu şekilde yazıyoruz. İmpals, cisme uygulanan kuvvetle bu kuvvetin etkidiği sürenin çarpımı şeklinde tanımlanır. Başka bir deyişle bir kuvvetin impalsı o kuvvetle kuvvetin etkime süresinin çarpımına eşittir yani topa etkiyen kuvveti bilseydik bu formülü kullanarak impalsa ulaşabilirdik ama bilmiyoruz. Bu beyefendinin suratının topa uyguladığı kuvveti bilmiyoruz. Bu yüzden de bu formülü kullanarak impalsa ulaşamıyoruz. Ama impalsın bir formülü daha var. Net impals yani cisim üzerindeki tüm kuvvetlerin impalsı cismin momentumundaki yani bu örnekte topun momentumundaki değişime eşit olmalı. Dolayısıyla topun momentumundaki değişimi bulursak net impalsına da ulaşabiliriz. Ve bulduğumuz şey yine impuls olacağından bu formülde hala geçerli olacak. Yazalım. Net kuvvet çarpı kuvvetin etkime süresi. Bu eşitliği inap finat diye kısaltarak hakkınızda tutabilirsiniz. Çoğu öğrenci öyle yapıyor. Bu i neti in diye kısaltıyorlar. Buradaki delta'ya benzediği için burası da inap oluyor. Burası da aynı mantıkla finat. Inap finat kısaltmasını aklınıza yazarsanız impuls momentum değişimi kuvvet ve zaman arasındaki tüm ilişkileri ezberlediniz demektir. İşimize dönelim. Kuvveti kullanamıyoruz çünkü henüz bilmiyoruz. Ama momentumdaki değişimi bulabiliriz. Çünkü hızları biliyoruz. Öyleyse yazalım. Momentumdaki değişim eşittir. P son yani son momentum eksi ilk momentum. Son momentumumuz ne? M çarpı V'dir. Yani burası kütle çarpı V son eksi kütle çarpı V ilk olur. Kütlemiz 0,2 kilogram. 0,2 kilogram. Son hızımız 5. Top sağa doğru sektiği için artı 5. Bu hız pozitif oldu. Çünkü top sağa doğru hareket ediyor. Ve sağ yönü... Pozitif kabul ediyoruz. Eksi, kütle yine 0,2 kilogram. İlk hızımız ise 10 değil. Bakın bu sola doğru 10 metre bölü saniye. Ve momentum vektörel bir büyüklük olduğu için bir yönü var. O yüzden burada eksi işaretine dikkat etmemiz lazım. En sık yapılan hatadır. Öğrenciler artı onu yapıştırıverir. Sonra da yanlış sonucu bulurlar. Oysa top yön değiştiriyor. Yani bu iki hız birbirine zıt yönde. Dolayısıyla işaretlerinin de zıt olması gerek. O halde bunun eksi 10 metre bölü saniye olması lazım. Tekrar ediyorum, sağ yönü pozitif kabul ettiğimiz için böyle bu. Bu sol yönlü bir hız olduğu için eksi 10. Artı 10 yazarsanız farklı bir sonuç bulursunuz. O yüzden çok dikkatli olun. Şimdi bu işlemleri yaptığımızda ne elde ederiz? 0 virgül, pardon, 1 kilogram metre bölü saniye eksi eksi 2 kilogram metre bölü saniye eşittir 3 kilogram metre bölü saniyelik bir impuls. Bu gayet makul bir sonuç. Impuls pozitif. Impasın yönü ki impuls bir vektördür, kuvvetin yönüyle aynı. Arkadaşın suratı topa sağ yönlü bir kuvvet uyguluyor. Topa uygulanan impuls da bu yüzden sağ yönlü. Surat uygulanan impuls sol yönlü. Ama topa uygulanan impuls sağ yönlü. Çünkü top başta sola doğru giderken sağ yönlü bir kuvvet onu sektiriyor ve sağa doğru gönderiyor. İşte impalsın sağa doğru olmasının nedeni bu. Eğer dikkatle izliyorsanız şunu diyebilirsiniz. Bir dakika bir dakika. Bizim bulduğumuz şey topun momentumundaki değişimdi. O da top üstündeki net impulsa eşitti. Başka bir deyişle bu topa etkileyen tüm kuvvetlerin impalsıydı. Ama soru bizden tek bir kuvvete ait impalsı istiyor sadece arkadaşın suratından gelen impalsı istiyor bizden. Ne yani bu topa etken başka hiç mi kuvvet yok? Mesela yer çekimi kuvveti yok mu? Varsa burada bulduğumuz şeyin sadece surattan kaynaklanan impuls olmadığı anlamına gelmez mi? Yani bu impuls bu süre zarfında hem arkadaşın suratından hem de yer çekimi kuvvetinden gelen toplam impuls değil midir? Benim cevabımsa şu olur. Amma uzun soru sordunuz. Bu olmaz tabii. Cevabım hayır olur. Bunun birkaç nedeni var. En önemli neden şu. Benim burada verdiğim değer yataydaki ilk hızın değeri. Yani saniyede 10 metrelik bu hız x doğrultusunda. Ve 5 metre bölü saniyelik bu hızın da x doğrultusunda olduğunu varsayıyoruz. İlk hızı ve son hızı x doğrultusunda alarak momentum farkını da x doğrultusunda hesaplamış oluyoruz. Dolayısıyla bulduğumuz net impalsta da x doğrultusundaki net impal oluyor. Ve bu süreçte X doğrultusunda etkileyen tek bir kuvvet var. O da suratın topa uyguladığı topu sağa iten kuvvet. Yer çekimi kuvveti yok mu? Tabii ki var. Ama yer çekimi kuvveti aşağı yönlü. Yer çekimi kuvvetinin X doğrultusundaki impalsa negatif veya pozitif herhangi bir etkisi yok. O aşağı yönde. Yani Y doğrultusuna bir impals uygulamaya çalışıyor. Yani hıza aşağı yönlü bir bileşen eklemeye çalışıyor ki bizim burada o bileşenle işimiz yok. Çünkü biz sadece yatay hız bileşenleri ilgilendiğimizi varsayıyoruz. Peki yer çekimi gerçekte ne kadarlık bir düşey hız eklerdi? Bu örnekte pek fazla değil çünkü çarpışmanın süresi oldukça kısa. Ayrıca topun ağırlığı suratın topa uyguladığı kuvvetle karşılaştırıldığında çok daha küçük kalıyor. İşte bu nedenle bu tür çarpışma problemlerinde yer çekimi kuvvetini genellikle ihmal ediyoruz. O yüzden de bu soruda yer çekimi düşünmek zorunda değiliz. Yer çekimi bizim için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Özetle biz x doğrultusundaki net impalsa bulmaya çalıştık. Ve bu arkadaşın suratının uyguladığı kuvvet x doğrultusundaki tek kuvvet olduğundan suratın topu uyguladığı impalsı bu olmak zorundaydı. Şimdi bir problem daha çözelim. Evet sorumuz şu. Bu beyefendinin suratına top tarafından uygulanan ortalama kuvvet nedir? Topa uygulanan net impalsı biliyoruz. O halde topa etkiyen net kuvveti bulabiliriz. Çünkü artık bu bağıntıyı kullanabiliyoruz. Topa x doğrultusunda etkiyen net impalsın x doğrultusundaki net kuvvetle bu kuvvetin etkime süresinin çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Ve topa etkiyen net impals 3 kilogram metre bölü saniye. Bu topa x doğrultusunda etkiyen net kuvvetle ki bu kuvvet maalesef bu arkadaşın suratı tarafından uygulanıyor. Geçen sürenin çarpımına eşit olacak. Süremizde 0,02 saniye yani 20 milisaniye. Artık bunu çözebiliriz. Bu zaman aralığında topa x doğrultusunda etkiyen net kuvvet 3 bölü 0,02'ye eşit olur. 3 kilogram metre bölü saniyeyi 0,02 saniyeye bölersek 150 Newton buluruz. Demek ki topa etkileyen net kuvvet buymuş. Pozitif bir sayı bulduk ve bu gayet mantıklı. Çünkü bu şahsın suratı topa pozitif bir kuvvet uyguluyor. Neden? Çünkü kuvvet sağ yönlü. Yani bunlar pozitif. Suratın topa uyguladığı da suratın topa uyguladığı kuvvetle aynı yönde olmalı. Yani suratın topa uyguladığı kuvvet bu. Ama dikkat edin. Problem bize surata etkiyen ortalama kuvveti soruyor. Suratın topa uyguladığı kuvveti değil. Eyvah. Baştan başlamamız gerekecek. Yanlış soruyu çözmüşüz diye düşünebilirsiniz. Hayır endişelenmeyin. Newton'un üçüncü yasası topun surata uyguladığı kuvvetin bu kuvvetle eşit ve ters yönde olacağını söylüyor. Yani topun surata uyguladığı kuvvet suratın topa uyguladığı kuvvetle eşit ve zıt yönde olacak. Suratın topa uyguladığı kuvveti zaten bulduk. Topun surata uyguladığı kuvvetle suratın topa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü eşit olacak. Yani 150 Newton. Yalnız bu kuvvet sola bakacak. Öyleyse negatif bir kuvvet olacak. O zaman topun surata uyguladığı kuvvet eksi 150 Newton'dur diyebiliriz. Toparlayalım bağımsız bir kuvvetten gelen impuls o kuvvetle o kuvvetin etkime süresinin çarpımına eşittir. Ve belli bir doğrultudaki net kuvvetin geçen süreyle çarpımı o doğrultudaki net impulsı verir. O da o doğrultudaki momentum değişimine eşit olur. Başka bir deyişle belli bir yönde net bir impuls varsa o yönde aynı miktarda bir momentum değişimi var demektir. Tüm bunların birbirleri arasındaki ilişkiyi hatırlamak için İnapfınat fınat kısaltmasına başvurabiliriz. İnapfınat fınat ne demek? Hiçbir fikrim yok. Ama net impulsın momentum değişimine, onun da net kuvvetin süreyle çarpımına eşit olduğunu hatırlatıyor. Ve son olarak bu çarpışmalar sırasında çarpışan cisimlerin birbirlerine eşit ve zıt yönlü kuvvetler uyguladığını unutmuyoruz.